Mutlu günler, mutlu pazarlar diliyoruz sayın seyirciler. TRT Spor 2'ye hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi mücadelesi için Profesör Doktor Turgay Atasüz Spor Salonu'nda son hazırlıklar yapılıyor ve birazdan ilk düdükle beraber Erkekler Netbol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapanacak ve kapanış mücadelesinde İstanbul Üniversitesi'nin kadrosu az önce görüntüye yansıdı. 11 kişilik dar alanda bir kadrosu var ev sahibi ekibin. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise 16 kişilik daha nispeten geniş bir kadroya sahip başkent ekibi ve deplasmana sadece 2 oyuncusunu getirmedi. Ev sahibi ekipte Abdullah Develi'nin hafif bir sakatlığı var. Bir diğer yanda Ömer Mete Altınkök kaleci bugünkü kadroda yer almıyor Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Kadroların yedileri görüntüye yansıyor. İstanbul Üniversitesi'nin ilk yedisinde kalede altyapıdan yetişen Kaan Emre Aksu, sol kanatta Burhan Erol, sağ kanatta Alperen Arabacı, sol oyun kurucu mevkiinde Ufuk Çalık, sağ oyun kurucu noktasında Emirhan Günay, pivotta Tekin Çetin olacak ve orta oyun kurucu noktasında da Emre Oğuzbal hücumu yönlendirecek ev sahibi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'nde. Ve İstanbul Üniversitesi Spor Birliği şu ana kadar geçen 6 haftada 5 mücadele ortaya koydu. Bir maçı ertelendi. Henüz galibiyetle tanışamadı. Bunu da aktarmış olalım. Başkent ekibinin ilk yedisine baktığımızda kalede İzzet Doğan, sol kanatta Alihan Bayraktar, sağ kanatta Ali Satılmış, sol oyun kurucu mevkiinde Cavit Eyövge, sağ oyun kurucu noktasında Fatih Köse, pivotta Taha Berk, Başakın ve orta oyun kurucu noktasında hücum yönlendirecek Mücahit Özal yer alıyor ilk yedisinde başkent ekibinde. İki ekip de eğitim kurumlarının güzide temsilcileri ve Süper Lig noktasına baktığımızda geçtiğimiz yılda birincilikten Süper Lig'e adım atan iki ekip ve bütçeleri de çok kısıtlı. Malumunuz eğitim kurumları kendi çerçevelerinde imkanları dahilinde bu mücadeleyi ortaya koyuyorlar ve gerçekten Süper Lig mücadelesini hak ederek bu aşamaya gelmeleri de çok önemli bir başarı olarak kayıtlara geçiyor. Ekrana Ümitköy'ün oyuncuları ve teknik ekibi yansıyor. Hatıra fotoğrafı için teknik kadroda Orhan İlerisoy, yardımcısı Sergi Salin ve aynı zamanda kaleci antrenörü olan eşi Esin İlerisoy da şu an çerçeveye girmiş durumda. Menajer Erol Eroğlu ve kondisyoner Doğan Sezer de yine kadroda yer alan isimlerden. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi geçtiğimiz sezon iki ekibin birleşimi olarak, güç birliği olarak doğdu ve şimdi Süper Lig'de boy gösteriyor. Hakemler görüntüye yansıyor. Okan Erkan Yurt ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi. Bir diğer yanda Kenan Sivrikaya maçın gözlemcisi İstanbul bölgesinden bu mücadelede görevli olan isimlerde son hazırlıklarını yapıyorlar. Birazdan İstanbul Üniversitesi'nin oyuncularını da göreceğiz. Tabii dediğimiz gibi İstanbul Üniversitesi şu ana kadarki performansıyla istediği galibiyetleri alamadı. 6 hafta geçti. Bunlardan 5'inde maç oynadı. Biri ertelendi. MYK mücadelesi. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de bir galibiyet aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü MYK Handbolu erteleme mücadelesinde 26-25 mağlup etti. Başkent derbisinde annesine 2 puan yazdırdı ve Süper Lig'deki ilk galibiyetine imza attı. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi oyuncuları. Seremoni gerçekleştirildi. Orhan İlerisoy görüntüye yansıyor. 2 yıldır takımın kuruluş aşamasından bu yana antrenörlüğünü üstleniyor. Aslında kurucusu da diyebiliriz. Aynı zamanda Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor Orhan İlerisoy. Bir diğer yanda Sinan Avcı görüntüde. O da İstanbul Üniversitesi'nde aynı zamanda akademisyen, öğretim görevlisi ve 12 sezondur takımın başında. Dilek kolay. 12 sezon
Çok istikrarlı bir süreç ve şimdi Süper Lig'de boy gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği handbol takımı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda çok köklü bir kulüp aslında. 1973 yılından bu yana faaliyet gösteren bir spor kulübü. Farklı farklı branşlarda önemli başarılara imza atmış İstanbul Üniversitesi. Bu sene Süper Lig'e adım attı ve şimdi handbol erkekler Süper Lig'de top koşturuyor. İlk galibiyetini almak için sahada yer alacak İstanbul Üniversitesi. Sinan Avcı tekrar görüntüye yansıdı. Hakem Okan Yurt ve Abdullah İldeniz hakem ikilisi son kontrollerini yapıyorlar. Ankara bölgesinden maçın hakemleri. Mavi damalı formayla konuk Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni izleyeceğiz. Bir diğer yanda sarı çubuklu formayla ev sahibi ekip İstanbul Üniversitesi mücadele edecek. Okan Yurdun ilk düdüğüyle maça konuk Ümitköy başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel, zevkli bir mücadele umuyoruz. Pazar günü haftanın kapanış mücadelesinde bakalım kim kazanacak. Her iki ekip için de hedef maçı olarak göze çarpıyor. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği savunmada. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de hücumda. İlk hücumunu nasıl değerlendirecek birazdan izleyeceğiz. Çapraz geçişler başkent ekibinde. Ali Satılmış çaprazla direğe geçemedi. İlk hücum hakkını değerlendiremiyor Ümitköy. Ali Satılmış görüntüye yansıdı. Geçtiğimiz sezonu Spor Toto formasıyla geçirmişti. Ali Satılmış, o da başkentin bir başka takımı. Ümitköy'e transfer oldu bu sezon başında. Sakatlıkları var. İstanbul Üniversitesi'nde Cem Bosnalı bugün kadroda yok. Bir diğer yanda Bilal Öner Arat kadroda değil. Ev sahibi ekipte önemli eksikler ve dar kadro göze çarpıyor. Çapraz geçişler. Emre, Ufuk, Emirhan. Tekrar Ufuk bıraktı. Emre Oğuzbal faule maruz kaldı. Emre bıraktı. Tekin yerde bir faul düdüğü daha. Tekin Çetin görüntüye yansıyor. Hafta içerisinde babasını kaybetti. İzzettin Çetin, Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekin Çetin de bu acıyı yaşadı. Bu arada ilk golünü kaydediyor İstanbul Üniversitesi Ufuk Çalık'la. Durum 1-0 oldu. Ufuk Çalık'ın golü açılışı gerçekleştirdi ve ilk gol ev sahibi ekibin. Çaprazlı atış topu ağlara gitti. Hemen karşılık geliyor. Fatih Köse durumu 1-1 yaptı. İzliyoruz Fatih. Eşitliği sağlıyor Ümitköy. Durum 1-1. Burhan. Emirhan. Sağda Alperen. Tekrar Emirhan. Emre Oğuzbal bıraktı. Emirhan Günay. Çapraz geçişler. Alperen Arabacı tam köşe. Ve tekrar önde İstanbul Üniversitesi Spor Birliği. İzliyoruz golün tekrarını. Kalede İzzet Doğan müdahale edemedi. Cavit bıraktı. Mücahit'le paslaşması. Fatih Köse top çeviriyor. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. Mücahit. Cavit.
Cavit zor atış. Dönen top. İki hamlede de başarılı. Çok güzel kurtarışlar. Kaan Emre Aksu'dan. Altyapıdan yetişen Kaan. 19 yaşında. İki net kurtarış birden yaptı. Önce Cavit. Sonrasında pivotta Taha Berk. Ama gol gelmiyor. Mücahit. Ali. Fatih Köse. Açık farkla dışarı gönderdi topu. Ümit Gey, Anadolu İmam Hatip Lisesi bu fırsatı değerlendiremedi. Beraberlik şansını kullanamıyor. Dördüncü dakikayı geride bıraktık. Durum 2-1. İstanbul Üniversitesi'nin üstünlüğü var. Ufuk. Emre. Arapaz. Tekin yerde. Faul var. Tekin Çetin görüntüde. Ufuk'un atışı. Kaleci İzzet Doğan. Top kenardan. İstanbul Üniversitesi oyuncularından çıktı diyor maçın hakemi. Abdullah İldeniz. Bu arada karşı atak. Fatih Köse kaleci Kaan'ı geçemedi. Hızlı atak. Ev sahibi ekipte. Ufuk. Ufuk boşluğu değerlendirdi. Golü attı. Farkı ikiye çıkardı. Ufuk Çalık. Durum 3-1. İzliyoruz golün tekrarını. Güzel bir fake ardından boşluğu iyi değerlendirdi. Ufuk Çalık farkı ikiye çıkarttı. Sezonun 25. golünü kaydetti. Arif Ufuk Çalık bu arada dönmeye çalıştı orada. Taberk faule maruz kaldı. Taberk Başak'ın görüntüde. Ümit Köy farkı bire indirme şansını nasıl değerlendirecek? Fatih Köse. Ali satılmış. Mücahit bıraktı. Cavit. Sol kanatta Alihan. Alihan Kaan'ı geçemedi. Kenardan oyun hareketlenecek. Alihan Bayraktar. Yine topu hareketlendi. Mücahit. Fatih. Ali satılmış. Ali bıraktı. Tekrar Fatih. Cavit. Boşluk arıyor. Ümit Köy. Taha Berk yerde. Faul. İki pivot. Tekin Çetin ve Taha Berk Başak'ın yerde kaldı. Tekin bir sakatlık yaşıyor. Tabii size yüksek oyuncular mücadele edince risk daha da arttı. Çünkü yerde kaldığında Tekin Çetin işte burada Taha Berk de ağırlığıyla Tekin Çetin'e önemli bir zorluk yaşattı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çok zor da olsa oyun alanının kenarına geldi Tekin. Geçmiş olsun diyelim. Hafta içerisinde babasını kaybetti demiştik. İzzettin Çetin için Allah'tan rahmet diliyoruz bizler de TRT Spor ailesi olarak. Yakınlarına, Tekin Çetin'e başsağlığı ve sabır diliyoruz. Oyun hareketlendi. Cavit bıraktı. Atış 7 metre kararı geldi. Tabert Başak'ın yerde kalmıştı. Maçın ilk 7 metresini kullanacak Ümit Köy, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ali satılmış çizginin gerisinde. Kaan Emre Aksu kalede. İşaret geldi. Ali satılmış ilk 7 metreyi golle sonuçlandırıyor. Farkı 1'e indiriyor. Emirhan, Emre, Ufuk, Emre,
Atış Emirhan'dan çerçeveyi bulmadı. Yerden sektirmek istedi, olmadı. Emirhan Günay. Cavit. Hatalı yürüme. Hücum İstanbul Üniversitesi'nin. Emre'nin atışı. Top dışarı gitti. Orada bir blok teması gelmedi ve sonuç yine Ümit Göy. Hata izleyeceğiz. Cavit, Mücahit. Atış. Öncesinde faul var. Mücahit Özalp görüntüye yansıyor. 22 yaşında, toplam 21 golü var. Takımın en skorer isimlerinden biri. Ümit Köy Başkent Akademi'de. Cavit, Mücahit. Atış topu ağlarda. Dengeyi sağlıyor. Ümit Köy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi, durum 3-3 oldu. Bu golle maçta yeniden eşitlik var. Çetin'in yerine pivotta Azat Erkmen'i izliyoruz. Tekin Çetin sakatlığı dolayısıyla kenarda. Atış topu ağlarda. Alperen Arabacı. Tekrar öne geçiyor İstanbul Üniversitesi. Bu arada sarı kart çıktı. Sarı kart görebildiğim kadarıyla Cavit Eyöge'ye çıktı. Atış öncesindeki müdahalesi dolayısıyla. Tekrar beraberlik şansı konuk ekip için. Ali, Mücahit, Cavit. Cavit boşluğu buldu ve çok güzel bir gol attı. Cavit Eyövge. İlk golü. Konuk Ümit Köy Anadolu İmam Hatip Lisesi dengeyi sağlıyor. Bu da Cavit Eyövge'nin golü. Durum 4-4 oldu. 10 dakikalık bölümü geride bıraktık ve İstanbul Üniversitesi kaçtı. Ümit Köy kovaladı şu ana kadar geçen 10 dakika boyunca. Ufuk bıraktı Emre. Emre Oğuzbal blokta. Emre Yeniçeri'yi geçemedi. Ufuk tekrar topla buluştu. Bıraktı Burhan. Çok güzel bir çevirme izledik. Burhan Erol. Tekrar İstanbul Üniversitesi'ni öne geçirdi. Burhan Erol. Durum 5-4 oldu. Mücahit. Mücahit yerde faul. Müdahale Azat Erkmen'den ve sarı kart giriyor Azat Erkmen'e. O da sol aşil tendonundaki sakatlık dolayısıyla uzun süre sahalarda yer alamadı. Bu da Süper Lig'deki ilk mücadelesi Azat Erkmen'in. Cavit Eyövge'de yeniden dengeyi sağlıyor Ümit Köy'de. Durum 5-5 oldu. Cavit Eyövge'den üst üste sayılar izliyoruz. Yeniden maçta denge var. 12. dakika, durum 5-5. Emre, Alperen, Ufuk, atış topu ağlarda, Ufuk Çalık. İstanbul Üniversitesi öne geçti. Arif Ufuk Çalık şu ana kadar 3 gol kaydetti. 34 yaşında, takımın deneyimli isimlerinden biri Arif Ufuk Çalık. Fatih, faul. Azat savunmayı yapan isimdi. Cavit, Mücahit. Daha dışarı çıktı. Çapraz geçişler Ümit Köy'de. Ali Satılmış boşluğu buldu, golü attı. Güzel paslaşmalar ardından gol Ali Satılmış'tan. Hadi, hadi, hadi.
13. dakika, durum 6-6. Yaklaşık 4 dakika önce durum 3-3'tü. O andan bu yana denge hiç değişmedi. 3-1'lik üstünlüğe ulaşmıştı İstanbul Üniversitesi. Ama farkı kapatmayı başardı Ümitköy. Ufuk'un atışı kalecide kaldı. Dönen top çizgiden çıkartıyor Mustafa Akdağ. Bu arada Cavit hata sürükledi. Faule maruz kaldı. Az önceki pozisyon görüntüde ufuktan dönen top. Ardından Azat Erkmen'in çevirmesi. Kaleci Yasin Kurnaz gole izin vermiyor ve ilk kez öne geçiyor. Ümitköy. Mücahit Özalp golü attı. 7-6'lık üstünlük sağladı. Konuk ekip işte bu golle. Emre. Alperen. Faul var. Sarı kart çıktı. Sarı kartı gören Cavit Eyövge. Oyuncu değişikliği olacak. Cavit yerine Anıl İyici oyuna girdi. 22 numaralı formasıyla. Emre. Alperen. Emre. Faul. Emre Ozbal. Atış topağlarda. Tam köşeyi buldu Emre. Farkı eritti tekrar İstanbul Üniversitesi. Emre Oğuzbal'ın da ilk golü bu. Durum 7-7. İzliyoruz golün tekrarını. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kaldı. 7-7'lik beraberlik var. Mücahit. Fatih. Taha. Tekrar Fatih. Cavit. Cavit boşluğu buldu, golü attı. Cavit Eyövge. Gollerine devam ediyor Cavit. Toplamda 3. golünü kaydetti. Tekrar öne geçti Ümitköy. İzlediniz bu golle. Alperen. Ufuk. Faul. Ufuk. Emre. Emre'den şık bir çalım denemesi ama orada fazla bir adım aldı ve hücum konuk ekibine oldu. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi farkı 2'ye çıkarma şansını bakalım nasıl değerlendirecek. Cavit oyunda tekrar. Mücahit, Taha, Fatih. Fatih'in atış topağlarda blok üstünden iyi yükseldi. Fatih Köse farkı 2'ye çıkartıyor Ümitköy. Haydi. Fatih Köse'nin golü. Mola geliyor. Molayı alan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği oldu. Durum 9-7. Başkent ekibinin üstünlüğü var. Orhan İlerisoy görüntüye yansıyor.
Bir diğer yanda Sinan Avcı. Yedinci hafta mücadelesi. Kapanış maçındayız. Erkekler Handbol Süper Lig'de. İzmir Büyükşehir Belediye Antalya Spor maçı ertelendi. Beşiktaş Aygaz Göztepe'yi deplasmanda 33-26. Spor Toto yine deplasmanda Köyceğiz'i 35-25. Ve bir diğer deplasman galibi Nilüfer Belediye Spor'da Güneysuyu Rize'de 30-28 mağlup etti ve hanelerine ikişer puan yazdırdı. Şu ana kadar evinde galip gelen tek takım İstanbul Üniversitesi Beykoz Belediyesi İstanbul'da MYK'yı 34-24 mağlup ederek hanesine 2 puan yazdırdı. Ve şimdi kapanış mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi karşı karşıya geliyor. İlk mola süresi sona erdi. Mola öncesi 9-7'lik üstünlüğü var. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İstanbul Üniversitesi karşısında. Oyun hareketlendi. Burhan, Emirhan, Emre, Ufuk tekrar, Emre Oğuzbal. Emre zorladı, faul. Emre Oğuzbal 20 golü var. Şu ana kadar geçen 5 mücadelede. Yine bir hatalı yürüme mi? Hayır, 2 dakika cezası. Maçın ilk 2 dakika cezası Taha Berk'e çıktı. Taha Berk Başak'ın. Abdullah İldeniz maçın hakemi o noktadaydı. Emre, Ufuk eksik oynuyor Ümitköy. Bu arada Emirhan atış, kalecide kaldı. Kalede Yasin Kurnaz. Eksik oynayan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul Üniversitesi'ni bu hücumda eli boş gönderdi. 18 dakika geride kaldı. ...9-7'lik üstünlüğü var konuk ekibin. Mücahit, Cavit yine oyunda. Mücahit, Fatih, atış, kaleci Kaan. Kale, bu arada önemli bu boşluk var. Ümitköy savunmasında dediğim anda golü attı. Azat Erkmen, Emirhan Günay, düzeltiyorum sayın seyirciler. Emirhan Günay farkı bire indirdi. Anıl faule maruz kaldı az önceki pozisyonda. Mücahit'in pası, Anıl boşluk ve gol. Muhittin Anıl iyici. Fark tekrar ikiye çıkardı Ümitköy. Emre. Faul var. Anıl iyici ve Emirhan Günay ilk sayılarını kaydetti az önce. Fark tekrar ikiye çıktı. Alperen atış, kaleci Yasin gole izin vermiyor. Oyun alanında tuttu Emirhan topu. Burhan şimdi. Ufuk, Emre Oğuzbal atış topu ağlarda. Direğe çarptı ve ağlara gitti. Fark yeniden bire indi. İstanbul Üniversitesi maçı bırakmıyor. Emre Oğuzbal
Burada golü attı. Kendisinin ikinci, takımının 9. golü oldu bu. Muhittin, Mücahit, Cavit, tekrar Cavit, Ali Satılmış, Alperen'in müdahalesi. Cavit, Cavit Kaan'ı geçemiyor. Beraberlik şansı İstanbul Üniversitesi için. Alperen, Emre, Ufuk, sete döndü ev sahibi ekip. Burhan, Emre, tekrar Ufuk. Ufuk'un atış toparlarda. Alçak temel atış, çok güzel bir gol. Durum 10-10, yeniden denge var. Dediğim anda hemen karşılık geldi. Alihan Bayraktar ilk golünü kaydetti. Tekrar öne geçiriyor Ümit Köyü. Alihan, Arif Ufuk da toplamda 4. golünü kaydetti. Sahanın en skorer ismi oldu az önceki golüyle. Oyuncu değişikliği. Muhammed Mustafa Yıldız oyuna girdi. Sol kanatta. Burhan Erol da orta oyun kurucu noktasına geldi. İstanbul Üniversitesi'nde rotasyon çok sınırlı. Alperen zorladı ve 7 metre kararı geldi. 3 oyuncu arasında kaldı. Alperen Arabacı ve bir de 2 dakika cezası. Üst üste 2 dakika cezaları. Taha Berk Başakın. Ümit Köy'de ikinci 2 dakika yine Taha Berk Başakın'a çıktı. Ev sahibi ekip ilk 7 metresini kullanacak. Alperen Arabacı çizginin gerisinde, işaret geldi. Alperen atış topağlarda. Alperen'in 3. golü dengeyi sağlıyor. Durum 11-11 oldu. 22. dakikayı bitirmek üzereyiz. Yeniden maçta denge var. Eksik oynuyor konuk ekip. Bu arada Berk Özköktem oyunda dediğim anda gol geldi. Yeniden öne geçti Cavit'le Ümit Köy. Cavit Eyövge. O da 4. sayısını kaydetti. Bu golle Ümit Köy tekrar öne geçti. Burhan, Emre oyunda yeniden. Ufuk'la paslaştı. Emirhan atış topağlarda. Emirhan Günay tekrar dengeyi sağladı İstanbul Üniversitesi. Emirhan Günay'ın 2. golü. Takımın en önemli ismi Berk oyunda tekrar pivotta. Taha'nın yokluğunda. Şenol da yine oyuna girdi. Şimdi topla buluştu Şenol Uğuz. Sol kanatta atış Mücahit'ten. Ve yeniden önde konuk ekip Mücahit Özal. Sol kanattaydı. Bu da toplamda 3. golü Mücahit'in. Durum 13-12. Ümit Köy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi tekrar öne geçiyor. İlk yarıda kalan son 6 dakika. Emre. Alperen'le paslaştı. Azat. Çapraz geçişler. Tekrar Alperen. Arif Ufuk çerçeveyi bulmadı. Bir blok teması bekledi. Ufuk olmadı. Farkı 2'ye çıkarma şansı. Konuk ekipte 2 dakika cezası. Emre Oğuzbal.
İstanbul Üniversitesi eksik oynayacak. Bu kez 2 dakika boyunca. Mücahit, Şenol, atış topu ağlara gitti, farkı ikiye çıkardı Şenol'la Ümitköy, Şenol'un da bu ilk golü, Şenol Uğuz, eksik oynuyor İstanbul Üniversitesi. Alperen, Emirhan, Burhan zorladı, faul. Burhan Erol. Ufuk şimdi topla buluştu. Yine bir faul düdüğü. Emirhan atış blokta kaldı. Emre Yeniçeri. Savunmada deneyimli isim Emre. Burhan. Emirhan tekrar. Burhan'da top, atış tam köşeye gitti. Burhan Erol. İkinci golü, farkı bile indirdi İstanbul Üniversitesi. İzliyoruz. Eksik oynayan İstanbul Üniversitesi golü buldu. Durum 14-13 oldu. Cavit bıraktı. Ali satılmış. Aşırtma ve gol. Kaleyi Adem Gökalp devralmıştı İstanbul Üniversitesi'nde. Ali satılmış. Farkı tekrar ikiye çıkartıyor. Bu golle durum 15-13 oldu. Emre Oğuzbal'ın cezası da sona erdi bu arada. Emre atış topağlarda. Bir de 2 dakika cezası gelecek. 9 numaralı formasıyla deneyimli isim Berk Özköktem 2 dakika cezası aldı. Az önceki bu gol ve teması Berk Özköktem'e 2 dakika cezası getirdi. Mücahit, Şenol, Cavit top çeviriyor Ümitköy. Şenol, Cavit pası yerini bulmadı. Hızlı atak şansı ev sahibi ekip için. Ufuk bomboş kaldı ve gol attı. Farkı eritiyor yeniden İstanbul Üniversitesi. İlk yarıda kalan son 2,5 dakika. İzliyorsunuz Azat Erkmen'le paslaşmalar, ardından Ufuk bomboş ve durum 15-15. Yeniden denge var. Mola geliyor. Molayı alan bu kez Ümitköy, Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. İlk yarıda kalan son 2 dakika 8 saniye. Durum 15-15. Arif Ufuk Çalık toplamda 5 sayı kaydetti. Şu ana kadarki en skorer isim İstanbul Üniversitesi'nde. Bir diğer yanda Cavit Eyövgen'in 4 golü var. Ali satılmış ve Mücahit Özalp'ın da 3'er sayısı göze çarpıyor. Konuk ekip Ümitköy'de. Alperen Arabacı, o da 3 golü var şu ana kadarki performansıyla İstanbul Üniversitesi'ndeki golcü isimlerden biri. Durum 15-15. Toplamda 4 kez 2 dakika kararı çıktı. Bunlardan ikisi Taha Berk Başakın'a, biri Berk Özköktem'e
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Bir diğer yanda Emre Oğuzbal da 2 dakika cezası gören isimlerden biriydi. Maçın hakemi Okan Yurt ve Abdullah Özdeniz. Mola sonrası ilk düdük gelecek. Ve hücum Ümitköy'ün. Şenol bıraktı, Mücahit atış topu ağlarda. Mücahit Özal dördüncü sayısını kaydetti. Konuk ekip tekrar öne geçti. Eksik oynuyor hali hazırda başkent temsilcisi. Ufuk. Emre. Tekrar Ufuk. Solda Burhan. Burhan kaleci geçemedi. Dönen top yine dışarı gitti. Eminhan değerlendiremiyor. Mustafa Akta kaledeki isim. Kole izin vermedi Ümitköy ve eksik oynayan konuk ekip İstanbul Üniversitesi'ne eli boş gönderdi. Şenol iki oyuncu arasında faul var. Adem Gökalp kalede İstanbul Üniversitesi'nde. Berk Özköktem'in cezası sona erdi. Mücahit, Ali, Cavit çapraz geçişler konuk ekipte. Tekrar Mücahit atış topu ağlarda. Mücahit Özal. Farkı 2'ye çıkartıyor Ümitköy. İlk yarı bitmeden bakalım son hücum hakkını nasıl değerlendirecek? Belki İstanbul Üniversitesi için bir son hücum hakkı olacak bu. Mücahit Özalp'ın da 5. golü oldu. Az önce izlediğiniz bu golle fark 2'ye çıktı. Alperen. Emirhan. Emre. Ufuk boş ve golü atıyor. Farkı 1'e indirdi. Ufuk Çalık. Son saniyeler ilk yarı için. Uzaktan bir atış olmadı. Çerçeveyi bulmadı. Ve ilk yarı skoru netleşti. İlk yarıda 17-16'lık üstünlüğü var. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İstanbul Üniversitesi deplasmanında. Ve ikinci yarıda yine sizleri burada bekliyor olacağız. İlk yarı skorunu tekrarlayalım. İstanbul Üniversitesi 16, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi 17. Yeniden birlikteyiz. Erkekler Handball Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesi. İlk yarı skoru İstanbul Üniversitesi 16, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi 17. Devre arası bu şekilde gerçekleşti. Bir sayılık avantajla gitti başkent temsilcisi soyunma odasına ve henüz takımlar soyunma odasından yerlerini almış değiller. Hakemler hazırlıklarını yapıyorlar. İlk yarının önemli anları görüntüye yansıyor. İlk yarıda skorer isimlere baktığımızda Ufuk Çalık 6 sayı kaydetti. İstanbul Üniversitesi'nde 5 sayı kaydeden Mücahit Özalp da ona karşılık verdi. Skorer isimler bu şekilde yansıdı. Hakem ikilisi Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz Ankara bölgesinden mücadelenin hakemleri. İkinci yarının son kontrollerini yapıyorlar. Mücahit 5 gol attı demiştik ve Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin en skorer ismi oldu ilk 30 dakika itibariyle. 2 kez 7 metre atışı kullanıldı. İkisi de golle sonuçlandı. Biri Alperen Arabacı, biri de Ali Satılmış tarafından karşılıklı goller izledik. Cavit Eyövge'de 4 gol attı. Konuk ekipte yine skorer isimlerden biriydi. Güzel bir çevirme izlemiştik. Burhan Erol'dan, o da 2 sayıyla takıma skor katkısı sağlayanlardan biriydi. Her iki ekipte eğitim kurumlarının güzide takımları. Çünkü Süper Lig düzeyinde bu şekilde temsil bulmaları eğitim kurumlarının gerçekten çok güzel örnekler. Özellikle liseden, yani
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi'nin Süper Lig düzeyinde temsil bulması da çok özel ve nadide bir durum. Çünkü lise düzeyinde bir takımın Süper Lig aşamasında böyle bir mücadeleyi ortaya koyması ilk kez gerçekleşiyor. Handball erkekler Süper Lig'de önemli bir mücadele ortaya konuyor. İstanbul Üniversitesi adına baktığımızda da onlar da çok kısıtlı imkanlarla bu mücadeleyi ortaya koyuyorlar. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği köklü bir kulüp ama bütçe anlamında kendi yağında kavrulan, altyapıda yetiştirdiği isimleri Süper Lig'de oynatan ve şu an için esami listesine baktığımızda da 11 kişilik çok kısıtlı bir kadroyla sahada olan bir ekip İstanbul Üniversitesi Spor Birliği. Sakatlıkları var. Az önce de önemli bir ismi kenara çekmek zorunda kaldı Sinan Avcı. Tekin Çetin maçın 12. dakikasında sakatlık yaşadı. Çok talihsiz bir şekilde Taha Berk Başakın'la ikili mücadelede yerde kaldı. Dizindeki o sakatlık dolayısıyla muhtemelen ikinci yarıda da oyuna giremeyecek Tekin Çetin. Babası İzzettin Çetin'i kaybetti demiştik hafta içerisinde. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı temennimizi iletelim. Hazır yeri gelmişken Görele Belediyesi Spor Kulübü'nün baş antrenörü Mehmet Ali Binen hocamız da yine hafta içerisinde annesini kaybetti. Bu acılı haberi de aldık ve acısını paylaşıyoruz. Mehmet Ali Binen hocamıza da sabırlar diliyoruz. Validesine Allah'tan rahmet temennimizi iletelim. İkinci yarıdaki hazırlıklar sürüyor. Henüz konuk ekibin oyuncuları yerlerini almadı. Formasında bir sıkıntı var Alperen Arabacı'nın. Maçın hakemi Okan Yurt o uyarıyı yaptı. Bakalım sırt numarası değişecek mi? Bizim için de çok önemli bir durum tabii ki. Alperen Arabacı henüz sahadaki yerini almadan ilk düdük geldi. Mücadeleye İstanbul Üniversitesi Spor Birliği başlıyor ikinci yarıya. Ev sahibi ekip başladı. Başarılar diliyoruz tekrar her iki takıma. Güzel, zevkli bir ilk yarı izlemiştik. Başa baş bir mücadele ortaya koydu takımlar. Bakalım bu ikinci yarıda nasıl değişecek? Denge devam edecek mi yoksa kopmalar yaşanacak mı? Bunu da zaman gösterecek. Ufuk, Burhan, Ufuk Çalık. Atış, Emirhan'dan bloğun teması var. Şenol Uğuz temas etti o noktada. Emirhan, Alperen, atış topağalarda. Alperen Arabacı. Durum 17-17. Yeniden denge var maçta. Golle başladı İstanbul Üniversitesi. Mücahit'in gerisinde kaldı top. Faul var. Berk Özköktem oyunda pivotta. Ümitköy'de. Mücahit, Berk, Cavit, Şenol tekrar Mücahit. Sol kanatta atış topağalarda. Alihan Bayraktar. Tekrar önde Ümitköy. Alihan Bayraktar'ın da ikinci golü bu. Ümitköy tekrar öne geçiyor. 18-17 skor. Azat bıraktı. Ufuk. Alperen zorladı. İki oyuncu arasında faul. Alperen'den çok şık bir çalım ve topağalarda. Alperen Arabacı'dan üst üste goller. Tekrar dengeyi sağlıyor İstanbul Üniversitesi. ...18-18... Mücahit.
Şenol, Cavit, Ali satılmış, tekrar Cavit, Şenol'un atış topu ağlarda, Şenol Uğuz, yeniden önde Ümitköy, hızlı atak gelmedi ev sahibi ekipten. Birebir savunma var. Emre markaj altında. Alihan Bayraktar'ın adam adama savunması. Atış çerçeve bulmadı ama faul düdüğü geldi. Alperen faule maruz kaldı. Ufuk hareketlendirdi oyunu. Alperen tekrar Ufuk Çalık, atış topu ağlarda. Ufuk Çalık ikinci yarının ilk golü, toplamda 7. sayısı Ufuk Çalık'ın. Bu arada faul düdüğü geldi. Ümitköy Başkent Akademi hızlı hücum şansını değerlendiremedi. 35. dakikaya girdik ve 19-19'luk beraberlik var. Fatih Köse yeniden oyunda, konuk ekipte. Şimdi topla buluştu Fatih. Mücahit Şenol'la paslaştı. Çapraz geçişler. Berk bıraktı. Müthiş bir pas ve harika bir gol daha. Alihan Bayraktar. Berk'ten çok güzel bir asist. İzliyorsunuz. Boşluğu iyi yakaladı. Alihan ve golü attı. Tekrar önde Ümitköy. Muhammed Mustafa yerde kaldı ama orada bir hücum faul kararı geldi. Bir ayakta temas ve bir şanssızlıkta Mücahit yaşamış oldu. Yine hücum İstanbul Üniversitesi'nin. Muhammed Mustafa Yıldız kenara geldi yeniden. Birebir savunma devam ediyor. Emre Oğuzbal. Ufuk faule maruz kaldı. İki oyuncu arasında kaldı ve hücum yine İstanbul Üniversitesi'nin. Ufuk'un atışı kaleci Mustafa. Uzun top denemesi olmadı. Emre Oğuzbal araya girdi. Yine atak ev sahibi ekibin. Emre bıraktı Burhan. Burhan kaleci Mustafa. Mustafa Akta. Top kafasına geldi. Farkı ikiye çıkarma şansı Ümitköy için. Fatih. Solda Şenol. Berk. Fatih Köse bıraktı. Şenol'un atışı. Top çizgi geçiyor. İtirazlar var. Adem Gökalp İtiraz etti. İzliyorsunuz. Atış Şenol'dan. Adem. Gol kararı geldi. Farkı ikiye çıkartıyor. Ümitköy. Sarı kart. İtirazlar sonrası Sinan Avcı sarı kart gördü bench'te. Az önceki gol kararı sonrası. Hücum el değiştirdi. Fatih, Şenol, Şenol'dan güzel bir aldatmaca ve gol. Fark 3'e çıktı. İlk kez bu kadar üst düzey bir fark yaşadık maçın başından beri. Bu arada tartışmalar
Gerilim arttı saha içinde. Orada Muhittin Anıl İyici ile Alperen arasında bir tartışma yaşandı. Araya girdi son anda Adem Gökalp. Maçın hakemleri Abdullah Özdeniz ve Okan Yurt. Kart çıkacak. 2 dakika cezası kaleci İzzet Doğan'a çıktı. Hayır, 22 numaralı formasıyla Anıl İyici'ye çıktı. Kaleci İzzet Doğan da o noktaya geldiği için bir an işareti ona yapılıyor zannettik. Alperen ve Anıl arasındaki itişme görüntüye yansıdı. İki tarafta eksik oynayacak. Alperen ve Anıl 2 dakika cezası aldı. Durum 22-19 oldu. Farkı 3'e çıkarmayı başardı Ümit Köy. Maçın başından beri ilk kez bu kadar üst düzey bir fark yaşandı. Maçta da 38. dakika. İkinci yarıda ikişer golü var. Alihan Bayraktar ve Şenol Uğuz'un. Bir diğer yanda Alperen Arabacı 2 gol attı. Arif Ufukçalık da 1 gol kaydetti. İki takım da eksik oynayacak. Mola sonrası 2 dakika cezaları bakalım nasıl yansıyacak. Ufuk, Emre sağ kanatta, atış kalecide kaldı. Ali, Berk, Şenol, bir hatalı yürüme, hayır, skorboardta bir problem var zannederim. 3 sayılık avantaj Ümit Köy'de. Maçın gözlemcisi Kenan Sivrikaya, İstanbul bölgesinden. Oyuncu değişikliği esnasında bir hata mı oldu? Skor 22-19. Hücum ev sahibi ekibin. Emre bıraktı. Sağ kanatta Alperen. Atış. Yerden sekti ama çerçeveyi bulmuyor. Farkı 2'ye indirme şansını değerlendiremedi İstanbul Üniversitesi. Mücahit. Şenol'la paslaştı. Alihan. Alihan'ın atış direkten döndü. Ali satılmış. Tekrar Ümit Köy atağı. Yine Alihan, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Alihan Bayraktar. Ufuk. Sağ kanatta boşluk. Atış topu ağlarda. Alperen. Farkı tekrar 3'e indirdi. İstanbul Üniversitesi.
Alperen Arabacı. ...23-20... Ümitköy üstünlüğü var. Atış kaleci Kaan. Emre. Bıraktı Ufuk. Sağ kanatta yine Alperen boş. Emirhan. Hücum faul kararı. Berk Özkökten oyunu hareketlendirdi. Yaşar oyunda. Yaşar Özdirik. Sağ oyun kurucu mevkiinde Ümitköy'de. Mücahit. Atış Şenol'dan, top ağları gitti. Fark 4'e çıktı. Şenol Uğuz toplamda 4. sayısını kaydetti. 24-20 Ümitköy üstünlüğü var. Maçın 3'te 2'lik bölümünde geride kaldı ve başkent ekibi 4 sayı üstün. Burhan çok şık bir pas, top ağları gitti. Azat Erkmen farkı 3'e indirdi İstanbul Üniversitesi. Hemen karşılık, hızlı atak, fark 2'ye iniyor. Alperen Arabacı İkinci yarıda toplamda 4. golünü kaydetti. Bu ilk gol Burhan'ın müthiş asisti. Ardından Azat'ın golü. Fark 3'e indi. Burada da Alperen araya girdi. Pas arası sonrasında golle burun buruna geldi ve durum 24-22 oldu. Alperen Arabacı farkı 2'ye indiriyor. Toplamda 7. golünü kaydetti Alperen. O da Arif Ufuk'la sayıları eşitlemiş oldu. Yine güzel bir gol izledik. Şenol Uğuz. O da gollerine devam ediyor. Konuk ekipte ikinci yarıda toplamda 4. golünü kaydetti. Arif Ufuk kaleciden döndü. Alperen topla buluştu. Emirhan şimdi. Azat. Ufuk, Burhan, faul var. Birebir savunma devam ediyor. Emre Oğuzbal'ın önünde. Barış var. Bu arada kaleciden döndü. Mustafa gole izin vermiyor. Mustafa Akta. Berk. Mücahit geriye oynadı. Sete döndü yeniden Ümitköy. Barış Üregen sol kanatta oyunda. Mücahit. Yaşar. Sağ kanatta Ali. Tekrar Yaşar. Mücahit. Hücum faul. Bir pas arası daha. Basit bir hata daha. Yine hücum Ümitköy'ün ve şimdi Mücahit boşluğu buldu. Kaleci Kaan'ı geçemedi. Kaan Emre Aksu. Altyapıdan yetişen Kaan Emre gole izin vermedi. Farkı 3'te tuttu İstanbul Üniversitesi. İzliyoruz kurtarışı. Mücahit bomboş. Kaan Emre Aksu ayağıyla çıkardı. Farkı 3'te tuttu. Sağ kanatta Alperen, Ufuk, Emirhan. Emirhan tam köşeyi buldu. Müthiş bir gol attı. Emirhan Günay. 3. golü Emirhan'ın. Farkı 2'ye indirdi İstanbul Üniversitesi. Emirhan Günay'ın bu güzel golüyle
Cavit Oyun'da, Orta Oyun kurucu mevkiinde, konuk ekip Ümitköy'de. Cavit. Faul var. Cavit Eyövge. Şenol'la paslaştı. Yaşar tekrar Cavit. Berk. Şenol'un atışı Kaan gole izin vermiyor. Farkı 1'e indirme şansı. Ev sahibi ekipte. Ufuk hareketlendirdi. Emirhan geri oynadı. Emre topla buluştu. Birebir savunma devam ediyor. Emre Oğuzbal'ın önünde. Barış Üregen. Ufuk. Emirhan'la paslaştı. Arif Ufuk. Mustafa Akdağ geçemedi. Mustafa'nın pası yerini bulmuyor. Emre araya girdi. Tekrar İstanbul Üniversitesi hata. Pas. Faul var. Emirhan. Ufuk. Emirhan. Atış Mustafa. Dönen top. Yine bir faul düdüğü mü? Hayır. Alan ihlali. Azat. Çizginin ilerisinde aldı topu. Bu arada bir top kaybı yaşadı Ümitköy. Yine atak İstanbul Üniversitesi'nin. Üst üste basit hatalar. Skorboard değişmedi. 25-23'lük üstünlüğü var Ümitköy'ün. Kalan son 14 dakika. Emirhan. Ufuk. Emirhan zorladı, faul. Alperen. Ufuk. Emirhan. Tekrar Ufuk Çalık. Yine bir faul düdüğü, pasif uyarısı geldi. İstanbul Üniversitesi hücumu için. Ufuk. Alperen. Alperen boşluğu iyi değerlendirdi. Farkı bile indirdi İstanbul Üniversitesi. Çok kritik anda golü buldu. Ev sahibi ekip. Durum 25-24. Pasif uyarısının son anlarında bu golü buldu. Ev sahibi ekip farkı bile indiriyor. Mola geliyor. Molayı alan Orhan İlerisoy oldu. Ümitköy. Anadolu İmam Hatip Lisesi bir sayı üstün. 40. dakikada 24-20'lik üstünlüğü vardı. Konuk Ümitköy'ün farkı eritmeyi başardı. Yaklaşık 7 dakikadır konuk ekip gol bulmakta zorlanıyor. Bir golü var bu 7 dakika içinde başkent ekibinin. O andan itibaren iyi bir seri yakaladı İstanbul Üniversitesi. Farkı 1'e kadar indirdi. İkinci yarıdaki önemli anlar görüntüye yansıyor. İkinci yarının skorerlerine baktığımızda 4 golle Alperen Arabacı İstanbul Üniversitesi'nde, Şenol Uğuz da Ümitköy'de öne çıkanlardan. Ekrana yansıyan Sergi Salin, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi yardımcı antrenörü, eski handbolculardan, 20 yıldır Türkiye'de. Hatta 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de Sergi Selin, şimdi Orhan İlerisoy'un yardımcısı. Mola sonrası Ümitköy atağı izleyeceğiz. Cavit. Yaşar. Cavit. Şenol. Bıraktı. Solda atış direkten döndü. Barış Üregen ilk şutu
Direğe takılıyor. Yeniden beraberlik şansı ev sahibi ekip için. Barış Üregen'in bu ilk şutu direkten geri döndü. Burahan, Alperen, Emirhan, Muhammed, Emirhan, Alperen, Emre markajdan sıyrıldı. Faul var. Emre, Burahan, Alperen. Faul düdüğü. Pasif uyarısı geldi. Emre, Alperen. Yine bir faul düdüğü. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Beraberlik şansı İstanbul Üniversitesi için. Pasif uyarısında son şanslar artık. Top kaybı mı? Hayır. Bir faul düdüğü daha. Çok az pas hakkı kaldı bu hücumda İstanbul Üniversitesi'nin. Kaleyi görmek zorunda ev sahibi ekip. İşaret geldi. Emre, tahta denemesi olmadı. Pasif uyarısı artık son bulmuş oldu ve hücum el değiştirdi. Beraberlik şansını değerlendiremiyor İstanbul Üniversitesi Spor Birliği. Şimdi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi için farkı ikiye çıkarma şansı. Yaşar. Sağda Ali. Tekrar Yaşar. Yaşar iyi sıyrıldı. Golü attı. Farkı ikiye çıkardı Ümitköy. Yaşar Özdirik. İkinci golü. Burada güzel sıyrıldı. Yaşar ve farkı ikiye çıkartıyor Ümitköy. 26-24. Kalan 10 dakikadan az bir zaman. Bakalım ne gösterecek. Ufuk. Bıraktı Burahan. Burahan dar açığı, çerçeveyi bulamıyor. Burahan'ın atışı. Kronometre durdu. Tabii topun tekrar oyun alanına girmesi için Mustafa Akdağ da büyük çaba sarf etti. Ümitköy kalecisi. Yeni transferi Mustafa Akdağ. Geçtiğimiz sezon Spor Toto'daydı. Ekrana yansıyan Mustafa 24 yaşında. Takımı iki sayı üstün ve şimdi farkı üçe çıkarma şansı. Mücahit. Cavit'in koşu yoluna doğru düşündü ama tekrar Cavit. Yaşar'dan atış. Faul var. Yaşar Özdirik. Mücahit. Araya girdi Emre. Dediğim anda faul düdüğü var. Mücahit'e yapılan müdahale. Faul düdüğü geldi. Cavit. Pas yerini bulmadı. Emre yeniden araya girdi. Ufuk şimdi. Ufuk. Bıraktı. Burahan golü attı. Farkı bile indirdi. Burahan Erol. Burahan'ın ikinci yarıdaki ilk golü. Durum 26-25. Kalan son 8 dakika 5 saniye. Cavit. Cavit iyi sıyrıldı ve golü atıyor. Cavit Eyövge. Onun da ikinci yarıdaki ilk golü. Deneyimli isim Cavit Eyövge. 37 yaşında.
Emirhan yerde. Ufuk. Emirhan. Tekrar Ufuk. Ufuk'un atışı Mustafa Aktağ gole izin vermedi. Farkı 2'de tuttu Mustafa Aktağ. Mücahit. Taha. Cavit bıraktı. Emre Yeniçeri gole attı. Farkı 3'e çıkartıyor. Konuk Ümitköy. Emre Yeniçeri de ilk golünü kaydetti maçın başından bu yana. İlk sayısı. Bu arada hızlı hücum şansı. 2 dakika cezası. Emre Yeniçeri. Az önce golü kaydeden Emre. Burada farkı 3'e çıkardı ama sonrasında müdahalesi 2 dakika cezası getirdi. Konuk ekip eksik oynayacak. Alperen, Ufuk, Ufuk'un blok üstü atışı Mustafa'dan döndü. İkinci pozisyon çerçeveyi bulmuyor. Emirhan dar açıda golü denedi olmadı. Fark 3'te kaldı. Eksik oynayan Ümitköy İstanbul Üniversitesi'ni bu hücumda eli boş gönderdi. 28-25. Başkent ekibinin üstünlüğü var. Mola sonrası 3 gol buldu. Ümitköy rakibinde tek golde tuttu. Mücahit Şenol bıraktı. Ali satılmış dar açığı ve golü atıyor Ali. Ali açısını düzeltti. Farkı 4'e çıkardı. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul Üniversitesi deplasmanında 29-25 üstün. Kalan son 5,5 dakika. Mola geldi bu arada. Mola hakkını kullandı Sinan Avcı. İstanbul Üniversitesi teknik patronu. Orhan İlerisoy görüntüye yansıyor. Yardımcısı Sergiy Salin ve kaleci antrenörü Esin İlerisoy ile beraber. 54 yaşında Orhan İlerisoy, Ceyla Güneş ve Elif isminde iki kızları var. Esin İlerisoy ile beraber Orhan İlerisoy'un. Bu arada önemli anlar görüntüye yansıyor. Mola öncesi Alperen 4 golü vardı ikinci yarıda. Şenol Uğuz da aynı şekilde 4 golle öne çıkmıştı ama bir önceki molaya kadar olan istatistik değişmedi. Yani farklı isimler devreye girdi Ümitköy'de ve İstanbul Üniversitesi'nde. Ümitköy'de özellikle Yaşar Özdirik öne çıkan isimlerden. Alihan Bayraktar ve Yaşar Özdirik skor katkısı yaptı şu ana kadar. Bu da Alihan'ın güzel golü görüntüye yansıdı. Aslında golün yarısını da burada Berk Özköktem'e yazmak lazım. Çünkü çok güzel bir asist yaptı Berk. Deneyimli isim. Mola süresi sona erdi. Fark 4 sayı ve kalan son 5,5 dakika. Şunu da eklemek gerekiyor. Tekin Çetin'in sakatlığı da çok belirleyici oldu. Pivottaki rotasyonu zaten sıkıntıda. İstanbul Üniversitesi'nin bu eksikliği de iyiden iyiye hissetti. Maçın başında gelen bu sakatlık, bu talihsizlik ev sahibi ekibin savunmasını özellikle zora soktu. Az önce Alperen'in atışı kaleci Mustafa Aktağ gole izin vermedi. Ve farkı 5'e çıkarma şansı şimdi konuk ekip Ümitköy'de. Şenol. Yakın savunma var İstanbul Üniversitesi'nde. Sol kanatta boşluk. Cavit çok güzel bir çevirme yaptı.
Farkı 5'e çıkardı Ümit Köy. Cavit Eyöge ile. Alperen, Mücahit'in baskısı. Azat şimdi atış yaptı ve gol attı. Azat Erkmen, o da altyapıdan yetişen isimlerden biri. 19 yaşında. Sakatlığı dolayısıyla forma giyememişti bu maça kadar ve ilk Süper Lig deneyimi oluyor Azat Erkmen'in. Atış, kaleci Kaan gole izin vermedi. Barış Üregen bu kez kaleciyi geçemedi. Cavit. Bıraktı Ali Satılmış. Ali Satılmış aşırtması ve gol. Tekrar farkı 5'e çıkardı Ali Satılmış. Ufuk. Alperen. Atış. Mustafa son anda golü önlüyor. ...31-26... Faul var. Fark 5 sayı. Emre'nin önüne doğru bir pas geldi. Olmadı. Faul düdüğü geldi. Alperen'den beklenmedik bir anda atış geldi. Mustafa Akta. Onun kurtarışı, top kale çizgisinden geçtiği için hücum Ümit Köy'ün. Şenol, Mücahit, Cavit, Şenol, sağda yine Ali Satılmış boş. Bu kez gol izni vermiyor Emre Kağan Aksu. Muhammed, Alperen'le paslaştı Muhammed Mustafa. Zorladı. Atış topu ağlarda. Muhammed Mustafa Yıldız ilk golünü kaydetti maç içinde. Farkı 4'e indiriyor İstanbul Üniversitesi. Muhammed Mustafa Yıldız, o da 17 yaşında. Çok genç bir isim. Durum 31-27. Kalan son 2 dakika. Fark 4 sayı. Mücahit. Cavit. Alihan'ın atışı topu ağlarda. Alihan Bayraktar. Fark yeniden 5'e çıktı. Azat. Ufuk zorladı. Azat döndü. Atış Mustafa Akta. Azat Erkmen golle burun buruna geldi ama Mustafa Akta gol izni vermiyor. Bir mola daha. Molayı kullanan Orhan İlerisoy oldu. Kalan son 1 dakika 17 saniye. Sergi Salin görüntüye yansıdı. Şenol'la beraber bir önceki pozisyonu değerlendiriyor. Özellikle savunmadaki hatalar. İstanbul Üniversitesi'nde maçın başında Tekin Çetin'in sakatlığı çok belirleyici oldu demiştik. Zaten rotasyonda çok kısıtlı imkanları olan ev sahibi ekipte pivottaki bu eksiklik, ayrıca Cem Bosnalı'nın sakatlığı dolayısıyla bu maçta oynayamıyor olması önemli bir problem yarattı. Ve mola süresi sona erdi. Kalan son 1 dakika 10 saniye.
Önemli bir avantaj var Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin elinde. 5 sayılık bir avantaj. Son 1 dakika. Cavit. Hücum faul. Son 40 saniye. Emre. Alperen. Tekrar Emre Oğuzbal. Pası yerini bulmadı. Orada bir faul düdüğü geldi. Son 20 saniye. Emre topu kaybetti. Yaşar Özdilik bıraktı. Alihan bomboş kaldı ve golü attı. Alihan Bayraktar. Son sözü söylüyor. Fark 6'ya çıkarttı ve son siren sesi duyuldu. Kazanan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi oluyor. 33-27'lik skorla Başkent ekibi İstanbul Üniversitesi'ni mağlup etti ve ikinci galibiyetine imza attı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi. Bizler de yayınımızın sonuna geliyoruz. Yönetmenimiz Gökhan Alpay özelinde tüm ekip arkadaşlarımız adına güzel bir pazar günü ve yeni hafta temenni ediyoruz. Hoşça kalınız.